Akşamdan soyup, doğrayıp, yıkadım kabaklarımızı. Kireçli suya koydum. Bir kase kirece suyu doldurdum. Bir derin kapta. Duralınca suyu kabakların üzerine döktüm. Bir gece böyle kaldım. Kıtır kıtır oldu. Hiç bükülmesi mümkün değil. Şimdi ben bunları 3 kere suyunu değiştirerek yıkayacağım. Yıkayıp suyunu değiştireceğim. Tekrar 3 defa yapacağım. Ondan sonra tencereye alacağım. Şimdi son suyunu durulayacağım. Dumduru oldu suyu. Zaten kireç yoktu. Dibine çökmüş kirecin suyuyla ıslamıştım kabaklarımı. O kadar güzel şeffaf görüntüsü var ki mis gibi. Kabaklarımı yıkadım. Buraya aldım. Taş gibi olmuşlar. Gelişi güzel doğradım. İsteyen istediği şekilde doğrar. Buraya da azıcık pekmezli pişireceğim. Onu ayırdım. Bunu bu şekil pekmezle pişireceğim. Burada da 3 kilo kabak var. Ona da kilo başı 3 bardak şeker koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. 2 3 4 7 8 9 kilo başı 3 bardak 3 kilo şeker olunca 9 bardak şeker koydum. Şimdi bunu ocağa alacağım. Ağır ateşte yavaş yavaş pişecek. Pişmeye başladı. Şimdi bunun üstüne çeyrek limon koyacağım. Bir de çok az çay kaşığının ucunda tuz. Şimdi bu kaynayalım. Böyle ağzını kapattım. Ağır ağır pişiyor. Pekmezliler burada pişiyor. Altını kıstım. Kısık ateşte pişecek hep ikisi de. Hanımlar, benim kabak tatlım pişti. Çok güzel oldu. Burada. Mis gibi. Bu da pekmezle pişirdiğim. En az 2 saat pişirdim. Fazlasıyla kısık ateşte. Çok güzel oldu. Malzemelerimiz gelince işte 1 kiloya 3 bardak şeker iyi geliyor. 3,5 bardak da koyabilirsiniz ama görüntüsü falan göstereyim şerbeti. Çok güzel oldu. Yaparsanız, yerseniz, beğenirseniz abone olmayı, beğeni işareti koymayı unutmayın hanımlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere inşallah. Şimdiden Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.